Sol kol uyuşması neden olur? Belirtileri nelerdir? Sol kol uyuşması tedavisi nasıl yapılır? Sol kol uyuşması kalpte yaşanan bozukluklardan kaynaklı ya da kalbe giden damarlarda yaşanan bozukluklardan kaynaklı olabilir. Kan akışının kısıtlanması nedeniyle oluşan sol kol uyuşması ağır yük kaldırma sebebiyle de oluşabilir. Düşme, kaza ya da anaerkeklerde de kol uyuşmaları görülebilir. Eğer fiziksel bir etken olmadan bu sorunu yaşıyorsanız nörolojik bir etmene ya da strese bağlı olarak kol uyuşması yaşıyor olabilirsiniz. Sol kolda uyuşmaları nedenleri sinir sıkışması veya boyun fıtığına bağlı sinir hasarlanmasıdır. Görülen ağrı çok şiddetli olmayabilir. Medikal yardım almaya ihtiyacı hissettirmeyebilir. Muayene esnasında hastalar huzursuz ve solgun olurlar. Boyun kısmında başlayan ve kola doğru giden sinirler ağrı ve uyuşmanın nedeni olabilir. Eğer boyunda omurgadan çıkan bir kısımda bir sorun varsa sinir de etkilenebilir ve belirtileri el ya da kol kısmında görülebilir. Muayene esnasında doktor el kısmında hangi parmaktan etkilendiğine bakar. Çünkü hangi sinirin problemli olduğunu oradan öğrenir. Bu tür rahatsızlıkların çok yaygın görülen nedeni boyunda görülen dejeneratif eklem rahatsızlığıdır. En çok 5 ve 6. omurlarda dejeneratif değişimler görülür. Sonucunda ise elin baş parmağında, işaret parmağında, orta parmağında, omuzun, kolun ve ön kolun dış bölgelerinde uyuşmalar meydana gelebilir. Çamaşır, bulaşık, örgü, klavye kullanımı gibi işlerde, yani elimizi fazla kullandığımız işlerde el bileğinde ağrı olur ve bu durum genellikle kadınlarda görülür. Sol kolda çok sık görülen diğer bir sinir sıkışması çeşidi de elimizin son iki parmağı, yüzük ve serçe parmaklarının hissini sağlayan sinirin dirsek kısmında sıkışmasıdır. Sahilini kullananlarda genellikle sol kolda sinir sıkışması görülür. Bu da dirseği çok sık dayama sonucu görülür. Kola gelen sinirlerin omuzda sıkışması ya da hasarlanması kolda farklı yerlerde uyuşma, karıncalanma olarak kendini hissettirir. Çok sık görülen diğer bir sebepse boyun fıtıklarıdır. Boyundan çıkan sinirler kol bölgesine dağılır. Orta boyun kısmı fıtıklarında kolda uyuşma, karıncalanma ya da yüzsüzlük şeklinde şikayetler görülebilir. Boyun fıtığına bağlı olarak gelişen kol uyuşmasında boyun hareketleri uyuşma şikayetlerini artırır. Boynun sol kısmındaki fıtıklar sol kolda şikayetlere neden olabilir. Bazı durumlarda sol kolun kanlanmasına neden olan ana damarın omuz kısmındaki sıkışma kolda uyuşma ve karıncalanma hissettirebilir. Çok nadir görülen sağ beyindeki tümör, damarsal bozukluklar ve düşük kana bağlı her tür zarar hastalık sol kol veya bacakta karıncalanma ve beraberinde yüzsüzlüğe neden olur. Sol kol uyuşmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Omurilik kanal daralması, bel fıtığı, beyin ve omurilik tümörleri, beyin enfeksiyonları, şeker hastalığı, kanser metastazları, bacak kırılması, huzursuz bacak sendromu, psikolojik sebepler, vitamin eksikliği, dolaşım bozuklukları, migren ve romatizma hastalıkları, sürekli aynı pozisyonda kalmaktan dolayı oluşan ağrılar, uyuşma çeşitleri. Nasıl geçer? Vücutta uyuşma hissiyatı, sinir hücrelerinin aşırı bir şekilde uyarılması ya da hasar görmesi sonucu oluşur. Uyuşma hissi genellikle el, ayak, bacak, kol ve vücudun diğer bölümlerinde görülebilir. Uyuşmanın hangi bölgede olduğu değil, ne kadar şiddetli olduğu büyük önem taşır. Uyuşan bölgede o bölge yokmuş gibi bir his yaratır. Sol kol uyuşması ve karıncalanması olarak hissedilebilir. Yancı ağrılarla rahatsızlık hissi veren uyuşma beyin kısmında gerçekleştiğinde vücudun sağ ve sol kısmında uyuşma meydana gelir. El ve ayaklarda meydana gelen uyuşmalar ağrı ve yanma olarak kendini gösterir. Boyun, sol kol, el ve parmaklarda ağrı, karıncalanma ve uyuşmalar meydana gelebilir. Böyle şikayetleriniz varsa ihmal etmeden nöroloji polikliniklerine başvurmalısınız. Hastalığın sebebi bulunduktan sonra bu nedene yönelik medikal tedavi, fiziksel tedavi ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilir.